Arkadaşlar harika bir maç daha ayarladım size. Bunlar kendi arasında kapışacak. Ortalık simsiyah görüyorsunuz neden? Çünkü Venom'larla Kara Panter'ler savaşacak. Her tarafta bir simsiyah oldu. Venom uzaydan gelen bir yaratıktı. Bir insanı ele geçirdi. Kocaman da görüyorsunuz. Ağızlarına bakın, aman yarabbim, çok dehşet verici. Bu tarafta da Avengers, dünyanın ve evrenin koruyucularının en büyük destekçilerinden biri Kara Panter. Bakalım kim alacak maçı? Siz şu anda hemen like'lara batlatıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Ben de maçınızı başlatıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakalım kim kazanacak? Aşağı muhakkak yazın. Tıkır 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 tıkır. Ve şöyle birazcık açılalım. Savaş başlasın. Ve başladı. Haydi bakalım. Kara Panter mi alacak? Venomlar mı alacak? Yalnız var ya, Venomlar bayağı bir... Kara Panterlerin üzerine çullandılar. Aman yarabbi. Şöyle bir yükselelim bakalım ne oluyor. Amanın. 1000 Kara Panter. 1000 Venom'a karşı. Ama galiba Venomların hiç acıması yok ve Kara Panter'in de hiç şansı yok gibime geliyor. Dur bakalım, ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Şu anda çok enteresan bir görüntü. Bakın, burada neler oluyor ya? Burada fırlattıkları birkaç tane. Evet, Kara Panter'i burada yemeye çalışıyorlar. Aman yarabbi. Kara Panterler de zıplaya hoplaya mücadele vermeye çalışıyorlar. Ya var ya, koçlarım benim, o kadar Venom'a karşı iki tane Kara Panter. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun ha. Canlarını dişine taktı Kara Panterler. Bu arada evet. Kara Panterleri fırlattıkça Venom'lar ayrılıyor. Dışarıdaki Kara Panterlere saldırmaya başladılar. Yalnız bu Kara Panterler için çok iyi bir sonuç olabilir. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi eğer buradaki Kara Panterler daha az sayıda kalan Venomlara karşı daha iyi mücadele edebilirler diye düşünüyorum. Ama tabii Venomlar o kadar güçlü ki yapacak pek bir şey yok gibi. Dur bakalım, yine de zıplaya hoplaya Kara Panter'in elinde biliyorsunuz o pençeleri var. Bakın göstereyim. Olay mahalle girdik. Allah, neler oluyor burada. Bu arada herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum arkadaşlar. Umarım Allah bayrama da kavuşturur hepimizi. Evet, devam ediyoruz. Bakıyoruz. Venomların hiç öyle şey yapası yok ha. Yere düşesi yok gibime geldi. Yemin ediyorum bu savaş fazla uzun sürmeyecek gibi. Çok üzüldüm Kara Panter'e. Halbuki Kara Panter Avengers'ın en sağlam yardımcılarından bir tanesi. Biliyorsunuz Wakanda diye bir yeri yönetiyorlar. Teknoloji üssü. Orada yaşıyorlar. Ve Avengers'a çok büyük destek verdiler Thanos'a karşı savaşlarında. Infinity War filminde biliyorsunuz. Bu arada yeni film Endgame acayip rekorlar kırdı arkadaşlar. 1.9 milyar dolar gişe yapmış. Evet, neyse. Biz oyunumuza geri dönelim. Buradaki Venomlar ya zaten çok kaslılar abi. Ağızlarında da kocaman kocaman dişler var. Korkunç durumda ya. Bir bölümü burada. Bir bölümü şurada. Yalnız Kara Panterlerin düştüğünü görüyorum arkadaşlar ve çok üzülüyorum. Baksanıza, bunları harcamışlar. Zavallı Kara Panterler burada. Ay, olacak iş değil ya. Neyse, biz savaşa tekrar girelim. Aslında şöyle bölünürlerse Venomlar, yani şansları daha yüksek olabilir Kara Panterlerimizin, ama çok da emin değilim yani. Çok güçlüler ya. Bu Venomlar çok güçlü ya. Baksanıza, zıplatıyorlar, hoplatıyorlar, üstlerinden aşıyorlar. Abo! Çok kötü. Çok 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 Kara Panter adına çok hüzünlü bir gün. Bakın, bizim Osmanlı'nın biliyorsunuz böyle bir taktiği vardı ya savaşlarda arkadaşlar. Hilal taktiği. Etrafı çevirirlerdi. Bakın, etrafa tam bir hilal şeklini almış Venomlar. Bizim gariban Black Panther'ler de araya sıkışmış, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Canlarını dişlerine taktılar. Yapacaklar, uğraşacaklar ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. 1000 tane Venom bunları parçalıyor. Ne yazık ki sonuç alınamıyor. Black Panther'ler eziliyor. Baksanıza şu dışarıda. Abo! Black Panther mezarlığına dönmüş burası. Bakın şurada arkadaşlar bir maç var. Black Panther Venom'la birebir girdiler. Acaba dedim bir şey yapabilirler mi? Maalesef yapamadılar arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani
Uuu bakın 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 bakın, eyvahlar olsun, birbirinin üzerinden aşırıyorlar ya. Allah, sıkıştırdılar, tamamen kapatmışlar. Arkadaşlar işte savaşta böyle olunca sonuç kaçınılmazdır. Eğer etrafı çevrilirse ordunun yapacak hiçbir şey yoktur. Venomlar da acımasız yaratıklar. Uzaydan geldiler ya işte. Uzaydan geldiler, bir insanın bedenini ele geçirdiler. Onun da filmi vardı. Ve onun bedeninde onunla birlikte yaşamaya başladılar. Dolayısıyla yani o kadar güçlü ki bizim Black Panther'lerin galiba hiç şansı yoktu. Yorumlara yazacaksınız, ben tahmin ediyorum. Yani Black Panther'in pek fazla şans vereceğinizi sanmıyorum ama belli de olmaz. Bakalım siz de diyeceksiniz. Oo, bitti bu iş arkadaşlar. Araya aldılar vallahi. Birbirinin üzerine atıyorlar. Duvardan sektiriyorlar bakın. Kara Panterler bir o yana bir bu yana. Buradan bulduklarını da bu dışarıdaki yaratıklar araya alıyorlar. Anında indiriyorlar arkadaşlar. Aman yarabbi. Çok üzgünüm ya. Black Panterler adına çok üzgünüm. Bugün Black Panterler adına çok korkunç bir gün ya. Aba! Allah Allah Allah. Şöyle biraz yükseleyim. Şöyle bir bakayım neler oldu. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Güneş batmak üzere. Ve ne yazık ki Black Panther'lerden geriye kara bir kostüm ve yerlerde yatan bedenleri kaldı. Aman yarabbi, çok kötü oldu. Vallahi sıkıştırdılar, şu hale bakın. Çiplere bakın ya. Ha 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 diyorlar. Aman bitti. Vallahi bitti arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok. Venomlar çok güçlüymüş. Siz istediniz 1000 tane Venom'u 1000 tane Black Panther garibanlarla karşılaştırırsan olacağı bu. Ne yazık ki Black Panther kaybetti arkadaşlar. Ama şimdi kazananla başka kişileri dövüştüreceğiz. Çok sağlam savaşlar da gelecek. Unutmayın. Hemen birazdan ben diğer videolara başlıyorum. Onlarla birlikte bakalım kimler kimlerle kapışacak. Avengers üyeleriyle, diğer yaratıklar, diğer Marvel karakterleri birbiriyle savaşacak, kapışacak. Bakalım kimler gelecek. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sempatik abi sizlere merhaba diyor. Ramazanınızı da kutluyorum. Oruç tutanlarınız vardır. Allah kolaylık versin. Tabii küçük kardeşlerimizden tutmayanlar da vardır. Onlara bir şey diyemeyiz yaşları nedeniyle. Efendim şimdi neyse, gelelim konumuza. Harika bir maç ayarladım size. Bakın kimler var burada. Marvel karakterlerinin en sevdiklerimizden delikanlı Kaptan Amerika. Bu tarafta meydana çıkmışlar DC Comics'in Batman'i. Batman'i de çok severiz. O da çok delikanlı bir karakterdir. Süper güçleri olmamasına rağmen teknik ekipman, alet edevat sayesinde çok sağlam bir karakter olmuştur. Şöyle bir aralarında gezelim. Bakınız, kulakları da uzun uzun, yarasa kıvamında. İsterseniz hemen maçı başlatalım ama siz bu arada like'lara yapıştırıyorsunuz. Yapıştırın ki kanalımızı birlikte büyütelim arkadaşlar. Sempatik abi kanalı, hepimizi biliyorsunuz. Evet, isterseniz daha fazla uzatmadan siz de like'lara bastıysanız bu harika maçı hemen başlatıyorum. Başlayın koçlarım. Haydi. Hoppa, başladı. Kaptan Amerika biraz hızlı davrandı. Ama ışıl ışıl kalkanlar. Aman yarabbi. Bakalım kim alacak? Lütfen yorumlara yazın aşağı. Batman mi alır? Yani DC Comics'in en sağlam karakterlerinden biri mi? Yoksa Marvel'ın Kaptan Amerika'sı mı alır? Benim gönlüm Kaptan Amerika'dan yana. Doğruya doğru vallahi. Ben çok seviyorum Kaptan Amerika'yı. Bir de Spider-Man'i çok seviyorum. Örümcek Adam'ı çok seviyorum. Ondan sonra bakalım kim alacak? Şöyle bir dağınıklık görüyorum burada. Böyle sağdan soldan bir çevirme arzusu var. İki takım da. İki takım da buradan şöyle bir sağdan arka tarafa geçip arkadan yuvarlama yapma isteği görüyorum ben. Evet bakın, Kaptan Amerika burada iki Batman'i sıkıştırmış. Şu olay anına biraz daha yaklaşalım mı? Bakalım ne oluyor? Oo, Kaptan Amerika depik mepik atıyor. Elindeki kalkanıyla Batman'e. Batman de savunmaya geçmeye çalışmış şurada yani. Evet, ben ilk defa böyle bu kadar yakından Batman Kaptan Amerika maçını izliyorum. Vallahi yıktılar.
Yo dostum yo, Batman'in pek bir şansı yok gibi. Ya bu Batman'in pelerini de vardı aslında, o ne olmuş ya? Maça çıkarken değiştirmiş mi üstünü başını, ne yapmış ya? Allah'ım yarabbim, çok güzel bir maç. Yalnız Kaptan Amerika dümdüz etmeye başladı Batman'leri. Baksanıza, Batman'ler diğer Batman arkadaşlarının üstüne basmaya başladılar. Kaptan Amerika burada almış birini arada, ama o kalkanlar ışıldıyor. Kaptan Amerika Batman'leri galiba dümdüz ediyor. Bana öyle geldi, bakın şöyle bir... Yukarıdan böyle bir flycam yapalım. Abo, şöyle bir yükselelim. Oo, maviler önde gidiyor siyahlara karşı. Ama siyah giyindi diye kötü manada söylemedim. Siyah rengi ben de çok severim. Batman'in karakterinin kıyafeti, kostümü böyleydi, simsiyahtı. Ama dediğim gibi Kaptan Amerika mavi renk bugün... Bu savaşı domine etti gibime geliyor. Bakın çok kötü vuruyorlar. Arka taraftaki Batman'ler, öndeki arkadaşları dolayısıyla çok üzgünler. Çünkü onları Kaptan Amerika duman etti. Yarasa kafalar bugün bu maçta kolay kolay galip gelemeyecek gibi. Onlar adına da üzgünüm. O karakteri de çok severim. Superman'i de çok severim biliyorsunuz. Biz bundan sonra böyle bir DC Marvel karakterlerini kapıştıracağız. Bakalım hangileri güçlü, onu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada Begenç bizden istemişti. Bu da ikinci maçı. Siz de istek yapabilirsiniz. Kimleri kapıştıralım bize söyleyebilirsiniz. Günka vardı, Hüseyin vardı. Zeynep Işık, Nail Hüseyinov, Baran Köse, Aziz Seşen, Yasin, Jack Blaze, Türkbe. Bizim sempatik abi tayfasından elemanlardır bunlar. Unutmayın. Hepsini çok seviyoruz. Revanlar, YTBR'ler, Ali Gaming'ler, Mehmet Emiranlar, Enes Pro'lar, Batuhanlar, Ecemler, herkes... Cem Patron, Salih Kral, Recep Efe, Kardeş Kanalı, Batiz, Gülsu, Eren, Legend, Arda Berk, Erdem Emrullah, Onur Pro, Beşir, Hüseyin Efe, Beşeki Adamı, Esrarengiz Oyuncu, Nurlan, Allah, herkes bu maçı izliyor. Herkes bu maçtan keyif alıyor. Siz de gelin Sempatik Abi kanalına üye olun. Siz de bu maçları keyifli keyifli izleyin. Sempatik Abi tayfası birbirini korur. Sempatik Abi tayfası birbirini sever. Evet. Maça geri dönüyoruz. Yo dostum yo, bu maç bitti. Fazla uzamaz. Kaptan valla Batman'i dümdüz etti. Batman tuttu saptan. Bu çok iyi olmadı. Ama baksanıza hiç acımıyor kaptan. Hiç acımıyor. Elinde efsane kalkan var arkadaşlar. Ne olacaktı yani? Çok sağlam bir kalkandır. Çok özel bir maddeden yapıldı. O kalkanı kırabilen öyle fazla kişi yok. Bir tek... Thanos bu kalkanı birazcık kırabilmişti. Thanos da yani böyle çok güçlü bir karakter biliyorsunuz. Evrenin en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Kötü bir karakter ama. Yani tabii kimine göre kötü, kimine göre iyi, ben bilemem. Ben onun kötü olduğunu düşünüyorum. Ben canlıların hayatına saygılıyım. İnsan, hayvan, bitki hiç fark etmez. Hangi türden, hangi ırktan olurlarsa olsunlar. Durduk yere o canlıların, o organizmaların %50'sini bütün evrende yok etmek asla tasvip edebileceğim, asla doğru bulabileceğim bir şey değildir. O yüzden Thanos'a karşı çok hoş hisler beslemiyorum. Evet, kaptanlar bitirdi ya, Batman'i var ya, Allah, düz ettiler, yemin ediyorum, yapıştırdılar yerlere. Siz nasıl like'lara yapıştırdıysanız, ki bugün 1000 like bekliyorum. Aynı şekilde Kaptan Amerika'da, bu arada Kaptan Amerikaları da sermişler ha. Bakın burada kardeş kardeş yatıyorlar DC'den ve Marvel'dan arkadaşlar. İki tane rakip firma ama yan yana yatırdık onları. Kardeşliği pekiştirmek istedik yani biraz. Evet arkadaşlar, çok az kaldığını düşünüyorum. Güneş de yavaş yavaş aşağı inmeye başlayacak. Yalnız bir dakika arkadaşlar, burada bir enteresan bir şey var. Acaba Batman'ler biraz hızlı mı gitti? Yani Kaptan Amerika sonradan duman olmaya mı başlamış? Aa, bir dakika, bu işte bir enteresanlık var. Şöyle bir açılayım. Bir bakayım. Yok yok canım yok. Bir anda dedim ya, Batman'ler biraz fazla mı indirmişler acaba? Şeyden. Kaptan Amerika'dan dedim ama yok, arada 3-5 tane Batman kalmış. Kırık dökük Batman'ler zaten çok üzgün. Surata baksanıza. Ya arkadaşlarımı benim mahvettiler ya. Ben de savaşsam mı, savaşmasam mı, dövüşsem mi, dövüşmesem mi, yoksa şurada sıkışsam mı, şuradaki binalara gitsem acaba, yerleşsem, kaçsam oralardan, Kaptan Amerika'dan kurtulurum mu falan. Bak sen öyle bunları düşünürken Kaptan Amerika'dan 4 kişi geldi.
anında indirdiler valla. Onun da düşünceleri heba oldu gitti. Burada Batman'ler kaldı. Kaptan Amerika etraftan çevirdiği için arkadaşlar. Bakın şu taraftan geliyorlar, görüyor musunuz? Akın akın geliyorlar. Buradaki Batman'lerin de hiç şansı yok bence. Evet Kaptan Amerika, seni şimdiden tebrik edebilirim. Evet ettim. Ettim bile. Sizdeydim çünkü. Zaten şurada kaldı 10-15 tane Batman. Bu iş bitti arkadaşlar. Kalkanlılar kalkansızlara karşı büyük bir galibiyet kazandılar. Muazzam bir başarı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ama Kaptan Amerika da ölümsüz değil tabii yani, biliyorsunuz arkadaşlar. Yani onu da kimlerle kapıştıracağız? Oho! Sayısız seçenek var arkadaşlar. Siz de aşağı yazın bakalım kim kimle kapışsın. Kaptan Amerika, bunları söyleyin ne olursunuz arkadaşlar. Bundan sonra da en sevdiğimiz karakterlerden Spider-Man'le efsane bir karakteri kapıştıracağız yine. Marvel'dan en sevdiğiniz karakterlerden bir tanesini kapıştıracağız arkadaşlar. Muhakkak izleyin, çok seveceğinizi düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Bakalım bilebilecek misiniz? Sonucu tahmin edebilecek misiniz? Savaş bitti, savaş bitti. Birazdan galip olan ekibin ismini yazacak arkadaşlar oyun. Evet, burada ne kalmış? Burada bir tanesini araya almışlar. Hop gitti. Hop o da gitti. Burada bir tane kaldı. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar, bu maçın da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Sempatik abi tayfasına katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.